Peki bu ham halinden esnemeler olur, dönüşürse nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Yani genel bir mutabakat sağlanacak gibi mi tüzük kurultayında? Şundan dolayı söylüyorum, çeşitli şeylerde hani sanki özellikle iktidar medyasında sanki CHP birbirine girecek, bunun üzerinden bir Pek kavga memnun olurlar. gibi yansıtılan şeyler var. O içerideki havayı da alabilir miyiz Şimdi sizden? Cumhuriyet Halk Partisi kendi gündemine hakimdir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı karemşorlarının yazacakları şeye göre siyaset tayin etmez. Onlara kalsa Cumhuriyet Halk Partisi zaten 50 parça. Ama o 50 parça dedikleri yapı 2023 genel seçimlerinde, yerel seçimlerinde de 2024 yerel seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde de onları gömdü. Şimdi dolayısıyla onlar şöyle bir bakış açısı, oraya bir cümle söyleyeyim içimde kalmasın. Kendilerinin artık bir şey yapamayacağını gördükleri için, Türkiye'ye bir şey veremeyeceklerini gördükleri için siyasi taktik gereği karşılarındaki siyasi partiyi, en güçlü siyasi partiyi, ana muhalefet partisini iç karışıklıkları varmış ya da olsa çok iyi olurmuş gibi bir şey kullanıyorlar, bir dil kullanıyorlar. Ben onları anlıyorum. Ama korkunun necele faydası yok. Sonuçta biz konuşan bir partiyiz. Biz kendi içimizde bunları konuşuruz, tartışırız ama Cumhuriyet Halk Partililiğimizden de zerre taviz vermeden bunu yaparız. Burada önemli olan şey şu. Ben böyle doğru olduğunu düşünüyorum. Başka bir arkadaşımız başka şekilde doğru olduğunu düşünüyor. Başka bir arkadaşımız başka ifadeler de bulunuyor. Peki biz bunu nasıl bir araya getireceğiz? Şimdi dün kurulmuş bir siyasi parti değiliz ki. Partinin kurulları var. Orada konuşulacak, tartışılacak. Eğer şu andaki taslak bu haliyle geçerse ben partiye hizmet etmeyeceği kanaatindeyim. Ama bu taslakta sonuçta adı taslak. Üzerinde çalışmalar olacak. Bu taslak genel başkanımızın kurultayda yapmış olduğu konuşmayla ne kadar uyumlu hale getirilirse o kadar doğru olacak. Biz aslında şunu söylüyoruz. Sayın Genel Başkanım, söylediklerinizi yapın, bize destek olun. Yapın, yani bunlar partinin çıkarına olan şeyler. Lütfen yapın, biz de size destek olalım. Biz dediğiniz kim? Delegasyon. Yani bütün delegasyon aynı görüşte mi? Hayır, bütün delegasyon aynı görüşte olamaz doğal olarak. Şunun için biz dediğiniz kim dedim. Az önce siz de ifade ettiniz ya, kendini yeni genel başkanlık seçiminden, son kurultaydan sonra ötekileştirilmiş hisseden. Ben öyle hissetmiyorum. Ama varsa böyle hisseden arkadaşlarımız. Yani biz dediğiniz onlar değil o zaman. Hayır, değil. Ama şöyle söyleyeyim, hani izleyicilerimiz açısından tabii daha rahat anlaşılsın diye. Ben sayın son kurultayda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Sayın Özgür Özel'i desteklemedim. Sayın Özgür Özel'i destekleyen arkadaşlarımız var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen arkadaşlarımız var. Çok normal. Yarışlı bir kurultayda. Olur. Şimdi Sayın Özgür Özel'i destekleyenler arasında bizi parti içi muhalefet gibi görmek isteyenler olabilir ya da görenler olabilir. Parti içi muhalefet diye görüyorlarsa dahi parti içi muhalefetten açık çek. Söz verdiklerinizi yapın, destek olun. Böyle anlamak lazım. Anladım, anladım. Yani biz derken 5 kişi adına, 25 kişi adına falan konuşuyor değilim. Ama eğer böyle bir algı varsa bu algıyı doğru yere yöneltmek için söylüyorum. Söylediklerinizi yapın derken en başta söylediğiniz Özgür Özel'in... Yani ön seçimle ilgili, ön seçim, dönem kuralı ile ilgili ya da partinin daha demokratikleşmesiyle ilgili... başka maddeler de var, onları da sayabilirim ama hani çok detaylandırmak şey değil. Çok detaylandırmak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamayabiliyor bazen. Bu noktalar üzerinde mutabakat sağlayalım. Bu şekilde yürüsün ve bu iş bu partiyi hem tartışmasız bir noktaya taşır, hem Adalet ve Kalkınma Partililerin o uzaktan bekleyip ellerini ovuşturup inşallah bir şeyler çıkar buradan diye düşündükleri senaryoyu ortadan kaldırır, hem de partinin önümüzdeki dönemine daha böyle istikrarlı bir yürüyüş ortaya koyar. Şimdi böyle bir tabloyu yerine getirmiş bir genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi tartışma dışı bir genel başkan olur. Yapalım bunu. Anladım.